Kardeşlerin birbirlerini rüyalarında görmelerinin manası nedir? Bu sadece muhabbetten mi ileri gelir? Evet. Kardeşler birbirlerine muhabbet ederler. Birbirlerine muhabbet ettikleri için birbirlerini rüyalarında görürler. Nazar boncuğunu süs olarak kullanmakta, takmakta bir beis var mıdır? Süs olarak takmakta, kullanmakta bir beis yok desek biz şimdi, herkes her tarafını nazar boncuğuyla doldurur. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, nazar hak, nazar boncuğu hak değildir. Nazar haktır. Ama nazar boncuğu, işte yarın öbür gün birisi de nazar için ben atnalı takıyorum der. Veya süs için atnalı da takarlar ya. Yarın öbür gün birisi atnalı takar, kimisi kalkar at kuyunu takar. Allah muhafaza eylesin. Efendimizin, Peygamber Efendimizin en sevdiği dua olan taç sigasını açıklar mısınız? Cahilliğime verin. İlk defa duyuyorum. Vehb İbn-i Müdebbih'in anlattığına göre kendisine La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi dendi de evet öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarı varsa kapın açılır. Yoksa kapalı kalır, açılmaz cevabını verdi. Dişleri olan anahtar nedir? Ameller, bir kimse iman eder, iman ettikten sonra ameller başlar. O yüzden iman etmek bir şeyin anahtarıdır. Ameller de, fiiliyatlar, iyi doğru şeyler de o işin bu noktadaki olmazsa olmazıdır. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Amin. 490'da kalmışız. Evet. Bu vezir, hani meşhur Aslı Yahudi sonradan padişahla anlaşıp kendisini Hristiyan gibi gösterdiler. Ondan sonra tam asılıyormuş gibi numara yaptırıp asılmaktan kendisini kurtaran, ondan sonra da Hristiyanların içerisine giren ve kendisini çok iyi bir Hristiyanmış gibi gösteren, Hristiyanlık dinini ifsad etmek, bozmak için bir casus misali, Hristiyanlık dininin içine giren o hileci vezirin hikayesine devam ediyoruz. Tabi bu meseleyi Aydana'ya takip etmeyenler için böyle bir ön giriş yaptım. Normalde bu veziri de biz, ben daha doğrusu kime benzetmiştim? Hristiyanların meşhur din adamı gibi görünen Pavlos'a. Pavlos normalde kendisi Yahudi, kendisi iyi bir Yahudi hahamı. İyi bir Yahudi terbiyesi almış, iyi bir İsevi terbiyesi, Musevi terbiyesi almış ve Hristiyanların içerisine girerekten Hristiyanlık dininin bu noktada bozulmasına en büyük etken olmuş. Hatta bunun işte bir sürü şeyler var, tapınakçılarla beraber kol kol olduğu filan fişman bir sürü şeyler, dünya gizli örgütünün kurucularından filan onlara çalıştı filan diyenler var. Artık işin o kadarına girmiyorum ben. Ama bugünkü Hristiyan dünyası Pavlosvari bir din yaşıyorlar. İşte o böyle tomar tomar dinle alakalı risaleler yazıyor da ya. İşte o risalelerin, o tomarların birinde de bir üstad ara. Akıbeti görme hassasını nesepte bunun soyunda bulamazsın. Ya normalde o Hristiyan ama gerçekte Yahudi olan o vezir insanlara din anlatırken oradaki kimselere diyor ki bir grup insana muhakkak bir üstad arayın. Bir üstada tabi olun. Bu akıbeti görme özelliği nesepte bulamazsın. Yani sen akıbetinin garantisi yoktur senin.
senin nesebin kimden gelirse gelsin. Hani bizim İslam toplumunda çok meşhurdur ya bu. Bu Avrupa toplumunda da var. Avrupa toplumunda da saraydan gelmiş. Yok işte büyük bir din adamı var ailesinde. Aynı şey İslam dünyasında da var. Onun dedesi büyük şeyhtir. Onun dedesinin dedesinin dedesi büyük derviştir. O şeyh sülalesinden gelir. Sufilerin içerisinde böyle bir şey vardır. Onun babası şeyhtir ya, oğlu da şeyh olmalı. Oğlu da şeyhtir zaten. Veya torunu da şeyhtir onun. Hatta torunu doğarken şeyh olarak doğar. Daha ileri gideceğim şimdi. Devlet erkanında da böyledir bu. Önceden dış işlerinde, maliyede, değişik devlet bürokratlarında böyleydi. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce. Birisi dış işlerinde. Onun oğlu da dış işlerindeydi. Birisi profesör. Onun oğlu da profesör olur. Elit tabaka oluşturma. Bu elit tabaka Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yoktu. Osmanlı'nın son dönemlerinde oluştu. Elit tabaka oluştu. Devlet erkanından, paşa, vezir, devlet erkanından bilmem nerenin bilmem nesi. Bunlar bir elit tabaka oluşturulmaya başladı. Önceden yoktu Osmanlı'da. Bu Kanuni'den sonra, Yavuz'dan sonra oluştu bunlar. O yüzden çöktü Osmanlı. Bu elit tabaka düşüncesi bize Avrupa'dan geldi. Türklerin Orta Asya'dan itibaren elit tabakası yoktur. Irk olarak. Türklerde elit tabaka oba başlarıdır. Her obanın bir başı vardır. O obanın başı bileklidir, yüreklidir. Obayı etrafında toplamıştır. Oba başları toplanır, bir oba başı daha seçerler. 5 oba, 6 oba, 7 oba, 10 oba toplanır. Bir tane oba başı toplanır. Oba başı bulurlar. O obanın başı odur. Türklerdeki gelenek budur. Bunda da yüreklilik, akıl, bilgi hepsi de bunların içindedir. İslam'da da ilk önce elit tabaka yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında elit tabaka yoktur. Asla. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'de yoktur. Hazreti Ömer Efendimiz'de yoktur elit tabaka. Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında elit tabaka oluşmaya başlar. Hazreti Osman Efendimiz çünkü değişik valiliklere ve devlet adamlarına aynı sülaleden, aynı kavimden atamaya başlar. Ehliyet aranmaksızın atamalar yapılmaya başlanmasının sebebi zamanı Hazreti Osman Efendimiz'in zamanıdır. Bunu böyle çok rahat bir şekilde söylüyorum, küstahlık yaptığımı düşünmeyin. Bir şeyin realitesini koymak için söylüyorum. Hazreti Osman Efendimiz'i eleştirmek değil derdi. Öyle bir şey değil. Onun zamanında Muaviye Şam'da elit tabak oluşturmuştur. Onun zamanında Mısır valisi elit tabak oluşturmuştur. Onun zamanında bunlar oluşmuş, bunun oluşmasına en büyük etken de Şam valisi Muaviye'dir. Devletçidir, aşırı derece devletçidir, siyasetçidir, ince siyasetçidir. Ve aşırı derece de devleti koruma altına alan bir kimsedir. Devleti zenginleştiren bir kimsedir, mantık olarak. Hazreti Ali Efendimiz de o yüzden takışır. Hazreti Ali Efendimiz o elit kaymak tabakayla mücadele eder. Bu elit tabaka Muaviye'nin kurguladığı tabakadır. Zaten sonradan da bu elit tabaka ile İslam dünyasında hep bir mücadele başlamış. Sufiler elit tabakanın yanında olmamışlar. Elit tabakayla hep atışmışlar Sufiler. Müslüman, Türkler Müslüman olunca Türklerin genel karakteristiğiyle Sufi genel karakteristiği uyuşmuş. O yüzden en büyük Sufi akımları Türkler tarafından oluşturulmuş. Akıncı dediğimiz kimseler Sufi insanlar ve Sufice yaşamışlar. Elit tabakaya bakmamışlar, gözlerini devlete, saraya, hana, hamama çevirmemişler.
Allah yolunda Allah için mücadele etmişler. Ve asla soya sopa bakmamışlar. O yüzden bizim dergahımızda da bu ölçü vardır, enteresandır. Bizde belden gelme değil, soydan gelme değil. Bizde yoldan gelme aramız. Yoldan gelecek bize. Belden, soydan gelmeyecek. Babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula değil. Biraz daha ileri içen. Türkiye'de mesela şimdi gündemde ya, Alevilik var. Öyle deniliyor ya. Bir kimse sonradan Alevi olamaz. Belden gelecek. Sonradan dede olamaz onlarla. Bir tane dede vardır. Fiil tarihinden itibaren dedenin oğlu dede, onun oğlu dede, onun oğlu dede, onun oğlu dede, onun oğlu dede. Dede doğulur. Olunmaz. Alevi doğulur. Olunmaz Alevi. Bunu bilmez hiç kimse. Çoğu insan. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu veziri bize anlatırken toplum içerisindeki çarpık sistemleri de anlatıyor. Ve bunu anlatırken kendisinden önce 1500 yıl önce yaşamış, 2000 yıl önce yaşamış bir zatın üzerinden işaret ediyor. Kimse alınmasın, kimse gocunmasın. Bir vezir vardı. Zalim mi zalim, hain mi hain, aldatıcı mı aldatıcı? O vezir insanları anlatırken diyordu ki bir üstad arayın. Bir üstad arayın. Ve arayacak olduğunuz üstad sizin dedeniz neneniz şeyhmiş, veliymiş. Bu sizi bir yere bağlamaz. Neden? Sizin sonunuzun garantisi bu değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne diyordu kızı Fatıma'ya? Ey Fatıma! O hesap kitap anında sakın babam peygamber diye düşünme. Sakın. Sakın ben şeyhin oğluyum, ben şeyhin torunuyum diye düşünme. Sakın benim babam dedem alimdi. Bizim sülale alimler sülalesi. Sen sorduğunda hep alimdir bizim sülale. Git sor. Hop, kurtuluş yok bunda. Böyle bir şey yok. Hazreti Mevlana diyor ki bu noktada sakın soyuna, nesebine güvenme. Bakın soyuna, nesebine güvenme. Benim soyum, benim nesebim bundan deme. E ne? Üstad ara bir tane. Herkese bir üstad lazım. Şimdi buraya açacağız. Bu gecenin konusu bu. Tasavvuf. Üstad arayacak ya, niçin? Nerede? Tasavvufta var bu. Tasavvuf. İnsanı geldiği yere Allah'a döndürülecek olan insanı kamil bir şekilde döndürmeyi hedefleyen bir okuldur. Herkes Allah'a dönecek. İsteseniz de istemeseniz de, iman da etseniz etmeseniz de, Hristiyan da olsanız, Yahudi de olsanız, putperest de olsanız, Budist de olsanız, ayet-i kerim açık. Hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Hepimiz Allah'a döndürüleceğiz. Tasavvuf bu Allah'a döndürülüşte insanları ilk yaratıldıkları saflığa büründürerekten dönüşü hedefler. Bunun için insanları eğitime tabi tutar. Bunun için insanlara öğretmeye çalışır. Bunun için insanları kendi geliştirdikleri tabirle seyr-i süluka katar. Seyr-i sülükte belli bir terbiyeye koyar. O yüzden ehli tasavvuf yolcudur. Bu yolculuk esnasında onun yolu Allah'adır. O yönünü Allah'a çevirmiştir. İşte tasavvuf ilmi yönünü Allah'a çevirmiş olanların yol yürümelerine yardımcı olan, destek olan, öğreten bir ilimdir. Tasavvuf ilmi bunu Kur'an'dan ve sünnet-i Resulullah'tan alır. Bu dogmatik bir ilim değildir. Bu insanları sapıklığa götürecek olan bir ilim değildir.
bütün ölçülerini, bütün ölçülerini, bütün kaidelerini, bütün fiiliyatlarını, amellerini Kur'an, sünnet ve imamların içtihadı üzerine götürür. Benim anlattığım bu meşhur, bugünkü gündemden çıkaraktan söylüyorum bunu. Mevcut olan, var olan yolu anlatıyorum. Siz diyebilirsiniz ki ya şurada böyle bir çarpıklık var. Siz doğruları öğrenin, çarpıklıkları tespit edin. Yapmayın. Uymayın. Tasavvufun bu noktada yolu bu Allah'a giden yolculukta öğrenmektir, bilgilenmektir. Nerede nasıl davranacağınınla alakalı bilgi almaktır. Bunun tek yolu vardır bu yolda. Bunun başka bir ikinci bir alternatifi yoktur. Bir mürşide bağlanmaktır. Bunu tarih boyunca Adem'den itibaren bütün insanlar için bu geçerli bir şeydir. Bunu sonradan birisinin kalkıp da bu yolun üzerinde gerek yoktur, bir mürşitsiz de bu yol gidilir diyen olmamış hiç. İşte bir kısmı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü olduğu söylenir, bir kısmı Beyazıt-ı Bestami'nin söylediği olur, bir kısmı zayıf hadis der bunu. Yani bunun hadis olduğu söylenir, hadis olduğunu söyleyenler de bu zayıf hadis derler. Yani sufilerin kullanmış olduğu, kendilerine dayanak tespit ettiği önemli sözlerden birisidir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Bu zayıf hadis olarak algılanır. Hadisçiler derler ki bu zayıf hadis. Bu zayıf hadis olsa dahi bundan bir haram helal hükmü çıkmayacak. Bundan birisinin canına kastedilmeyecek, malına kastedilmeyecek, gözüne, uzvuna kastedilmeyecek. Bütün ulema, bütün İslam dünyasının, bütün alimleri hemfikirdir ki zayıf hadisle dahi olsa eğer ondan bir hukuk ve hüküm çıkmayacaksa onunla amel etmekte bir beis yoktur. Bu hadis düşmanlarına karşı da bir lafım olsun benim. Zayıf hadis dahi olsa, ondan bir hüküm çıkarılmıyorsa, ondan ümmetten herhangi bir kimse zarar görmüyorsa, onunla ümmet amel edebilir. Bunu Beyhaki'den tutun da, Buhari'den tutun da, İmam-ı Azam'dan tutun da, bütün tabiinin ve tabi-i tabiinin bütün imamları bu konuda hemfikirdir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, zayıf hadistir. Kabul ettim, bununla amel edilebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü olduğu söylenir. Beyazıt-ı Bestami'nin olduğu, sözü olduğu söylenir. Hiç önemli değil ki. Bakın hiç önemli değil. Bir kimse kendi kendisine ben doktor oldum diyebiliyor mu? Hayır. Gidiyor tıp fakültesine, oradaki tıp fakültesini okuyor, yetmiyor. Doktorların yanında bir de çıraklık yapıyor. Doktorların yanında çıraklık yaptıktan sonra ona diyorlar ki sen şimdi doktorluğun en alt kademesinden başla. Kendi kendine doktorluk yapamadı. İşte bir kimse nasıl kendi kendine doktorluk yapamıyorsa bu tasavvuf yolunda da bir kimsenin tek başına yürümesi mümkün değil. O yüzden burada herkes hemfikirdir ki şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. İşte tasavvuf maddi manevi herkes için yolda gitmek isteyenler için bir eğitim işidir. Eğitilmeye muhtaç insanın ilk işi kendisine yol göstermeye muktedir kamil bir kimse bulmaktır. İnsan bunu kendisi bulmakla mükelleftir. Zorunludur buna. Bir kimse tasavvuf yolunda gidecekse o kimsenin ehil bir mürşidi kamil bulması zorunludur. Bir kimse ne yaparsa yapsın bu yolda yürüyecekse mürşitsiz bu yolda gidilmez. Bir kimse hadis öğrenecekse oturup kitaplardan öğrenir. Ama o kimse hadis alimi olmaz. Hadis alimi olabilmesi için
bir hadis alimin dizinin dibine oturup hadis ilminin en inceliklerini öğrenmesi gerekir. Niçin? Hadislerde de mesul meselesi vardır. Hadislerde de esbab-ı nüzülü, sebep nüzülü vardır. Hadislerin de sebep nüzüllerini bilmeyen bir kimse hadis alimi sayılmaz. Bir kimse tefsir okuyor, tefsir alimi olacaksa sebebi nüzülü bilmesi lazım, Arapçayı bilmesi lazım, nahvi bilmesi lazım, hadisleri bilmesi lazım, fıkıhı bilmesi lazım. Yoksa matematik bilmesi lazım, fizik bilmesi lazım, kimya bilmesi lazım, astrofizik bilmesi lazım, astronomi bilmesi lazım, biyoloji bilmesi lazım, insan yaratılışını bilmesi lazım. Bakın bir tefsircinin en azından 7-8 tane ilimden kendisinin icazeti olması lazım. Eğer bu icazetleri yoksa o kimsenin bir tefsir alimi denilemez. Meacidir o. Bakın meacidir. Çünkü Kur'an zerreden küreye her şeye işaret eder. Hadis-i şerifler zerreden küreye her şeye işaret eder. Bunların bilinmesi gerekir. Bunun gibi bir tasavvuf erbabı da bir mürşid-i kamile gitmeden yolunu doğrultması mümkün değil. Bu nedenle eğitim kişiye göre değiştiği gibi topluluklara göre de değişir. Buradaki topluluğun kültürel yapısı, buradaki topluluğun eğitim yapısı, buradaki topluluğun bu noktada ekonomik yapısı eğitimini dahi etkiler. Eğitim bambaşka bir şeydir. O yüzden bir mürşid-i kamil o eğiticilerin en üstünde olması gerekir ki insanları bu noktada ne yapacak? Öğretecek. Ve insanların noksanlıklarını, eksikliklerini, bilemediklerini, yapamadıklarını ne yapacak? Onlara tavsiye edecek, onlara tebliğ edecek, onlara öğretmeye çalışacak. Tabii bütün bu ehli tasavvufun bu noktada hemfikir olduğu, mürşitsiz yol bulunmaz, üstadsız yol bulunmaz fikri Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri'nde de mevcut. Muhakkak sen bir üstad ara derken vezirin ağzından kendisi de bu meselede çok önemli, çok mühim bir şekilde durmuş. Şimdi onun sözlerinden alıntılar. Bu sözünü yine Mesnevi'den başka beyitlerle tefsir etmeye çalışalım. Ey gamlı perişan adam. Mesnevi'de geçiyor. Ya bizim gemimize gir. Ya o gemiyi bu gemiye bağla. Ya bizim gemimize gir. Ya da o gemini bizim gemiye bağla. Yani diyor ki, bu benim kendimce. Ey kendini bir şey zanneden insan. Ey kendini kibir dünyasına atmış. Kendi kendine ben bilirim diye. Kendi kendine rotasız, pusulasız, dümensiz bir gemiyle deryaya açılıp ben yol bulabilirim diye. Kibirlilik yapma. Kibirlilik yapma. Ya gel bir mürşid-i kamilin gemisine bin ya da kendi kendine etrafında 5 tane, 10 tane, 20 tane insanlar olur ya. Böyle kendilerini bir şey zannederler. Benim gibi diyelim. Ben kendime laf söyleyeyim. Bu insanlar da ne yapması lazım? Gidip bir mürşid-i kamilin gemisine kendi gemisini bağlaması lazım. Hazreti Mevlana diyor. Mevlana İnsanı bu yolculukta alıkoymaya çalışan iki düşmandan bahseder bize. Bu yolda, tasavvuf yolunda insanın iki düşmanı vardır. Birisi normalde nefistir, birisi de şeytandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki, bunu da zayıf hadis olarak nitelendirirler hadisçiler. Büyük cihat, küçük cihattan büyük cihada döndük. Büyük cihat ne ya Resulallah? İki göğsünüzün arasında olan nefis. Nefis de cihat en büyük cihattır der. İşte tasavvuf kendisine bu iki düşmanla savaşmayı ölçü edinmiştir.
Biz nefsimizle mücadele etmekle emrolunduk. Ey nefis, Rabbine mutmain olarak dön. Emmare'de değil, levvame'de değil, mülhüme'de değil, ya mutmain olarak dön. Biz nefsimizi mutmainne makamına getirmeden Allah'a dönenlerden olmamamız gerekiyor. O zaman biz nefsimizle mücadele edeceğiz. Tasavvufun olmazsa olmaz yegane tek işlerinden birisi nefisle mücadele ederekten. Nefsini bilen Rabbini bildi. Nefsini bilmeyen Rabbini bilemedi. Oysa Cenab-ı Hak insanları yaratma sebebi kendisini bilsin diye. Bizim yaratılış sebebimiz Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı tenzih etmek, Allah'ı teşbih etmek. Cenab-ı Hak ben bilinmekliği istedim dedi. Ben bilinmekliği istedim dediyse biz onu bilmekle mükellefiz. Bilmenin sonu yok. Bilmenin perdesi yok. Son perdesi yok. Bilmenin sonsuz, uçsuz, bucaksız deryasında koşmak için yaratıldık. O zaman bu bilme yolunda bizim önümüzde en büyük engel nefis ve şeytandır. Ve nefis ve şeytanla savaşmakla emrolunduk biz. Abdest alırken nefis bize abdest almamamızı söylüyor. Hava soğuk şimdi diyor. Sabahleyin gözünüzü uyandırıyor. Saati çalıyor musunuz? Sabah saat kaç? 6. Ya 10 dakika daha yat diyor bize. Sabah namazını vaktinde kıldırmıyor. 15 dakika daha yat diyor. Sıcacık ya, kar da yağıyor. Ya Mustafa Hoca da dedi ya işte, çalışanlar kalktıklarında kılsınlar, bir yere yetişemeyenler kalktığında da kılabilir. Kafasını da normalde, oh ne güzel, oradan da bir yol buldu ya. Ya ben de çalışıyorum, yorgunum, ne yapayım, kalktığımda kılar. Ya ben bu gece çok işler yaptım, şuraya gittim, buraya gittim, yoruldum ya. Ya 15 dakika daha yatayım, 20 dakika daha yatayım. Ya kalktığımda kılarım, zaten ders çalış dedim ya öğrenciler için. Ya gece de zikir yap dedik ya, talebeler otururlar zikir yaparlar. Kendi kendilerine de kurarlar bir şeyler. Ne olacak? Bir de muhabbet, çay da varsa, çerez de varsa bitti. Sabahlar olmasın. Sabah namazı gitti bizim. Ama sohbet bir güzeldi, bir güzeldi ya. Hele zikrullah, ne hoştu ne hoştu ya. Ha sen gördün mü? Duvardan birisi geçti. Ne? Duvardan biri geçti. Tamam, sabah oldu. Öyle mi geçti de böyle mi geçti de? Dur bakayım ben de gördüm mü? Gitti muhabbet. Sabah namazı gitti. Nefis. Bakın nefis. En büyük mücadele nefis de. En büyük mücadele. İşte tasavvuf insana nefisle mücadelenin yolunu öğretir. Bazıları şöyle zannediyor. Ya bir kimse gidecek bir üstada bağlanacak, onun yerine üstad mücadele edecek. Yok öyle bir şey. Sen mücadele edeceksin. Sen koşturacaksın yolda. Yok canım, o biz bacak bacak üstüne çalalım, bizim dersimizi de çeker. Birisi vardı bir yere, dervişti. Biz tabi ders çekiyoruz. Siz dedim, çekiyoruz biz. Oho dedi ya, sizin yolunuz bitmez dedi. Seninki nasıl bitti dedim ben. Vallahi ben dedim dedi. Efendim ben dersimi çekemiyorum. Benim dersimi çek. Ne yapalım oğlum, biz de çekmeyenleri çekiyoruz dedi. İyi dedim ben. Seninkini çekiyor yani dedim ben. Çekiyor. Dedim senin gibi kaç kişi? Vallahi ben birkaç kişiye söyledim. Herkesin dersini çekiyor. Dedim başka işi gücü yok mu? Milletin dersini mi çekiyor dedim ben. İşte bu var. Ya bunlar böyle tasavvufta olabilecek şeyler değil. İşte normalde üstad, bir mürşit bu noktada nefsin hilesine, nefsin oyunlarına, nefsin nerede vurup nerede kırdığına, nefis nerede insanı çengel atıp yere düşürdüğünü kardeşlerine, etrafındaki müritlere bunun yolunu öğreten insandır. Bunu tavsiye eden, bunu tebliğ eden insandır. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, ey hak yolunun yolcusu! Kendine bir pir seç. Muhteşem bu beyitler. Kendine bir pir seç. Hani vardır ya bizde. Biz bekliyoruz. Neyi? Gelecek mübarek, bir mübarek gelecek, onu alacak götürecek. Bir aksakallı bekliyor. Bir aksakallı gelecek, bize nasip olmadı da.
Ben yıllardır bunları dinleyen insandım. Tecrübe. Biz işte Şeyh Efendi'ye gidip geliyoruz filan koşuşturuyoruz. Biz mesela işte birisiyle görüşüyoruz, konuşuyoruz, hasbe kadar anlatıyoruz. Bize nasip değil daha. Ha doğru söylüyorsun diyorum ben. Bakıyor şimdi o. Nasıl diyor? Diyorum oturursan nasip olmaz. Ama gerçekten de nasip değil demek ki sana diyor. Bu bakıyor şimdi öyle bir cevap beklemiyor. Biz onda bir hikmet göreceğiz. O büyük baba o. Orada kenarda duruyor ya. Aa ona nasip olmamış daha. Büyük. Bir de kendine bir gard veriyor. Bir böyle pozisyon aldırıyor. O muhteşem bir kimse. Ben omuzuna vuruyorum. Herkese nasip olmaz diyorum ben. Bu bakıyor şimdi. Biraz diyor para tasadduk et. Biraz bilmiyorum de. Biraz bilmiyorum de. Biraz para tasadduk et. Biraz oruç tut. Biraz Allah yolunda koşanlara hizmet et. Ola ki diyorum ben. Cenab-ı Hak senin kalbine ilham eder. Ola ki diyorum. Allah sana nasip eder. Bu böyle bakıyor. Allah diyorum cevherini boş yere saçar mı? Senin cebinde pırlantalar olsa sen pırlantanı açar mısın ortaya da? Açmam diyor. Birine öyle dedim. Ben ahmak dedim. Allah sana pırlantasını mı gösterecek dedim. Açmaz tabii dedim. Çocukların elinde cilli vermez Allah dedim pırlantasını. Hadi dedim sen koş da biraz gayret et dedim ben. Bu böyle durdu. Ağır gelmiş onun sonu. Geldi Şeyh Efendi geldiğinde bakın insan küstah olunca edebi olmayınca böyle oluyor. Hacı Efendi ben şimdi neden geldim biliyor musunuz? Şeyh Efendi baktı. Neden geldiniz? Şu dedi Mustafa Efendi var ya dedi. Evet dedi. Bana dedi ki dedi ondan sonra sen koş biraz ara çaba sarf et. Allah pırlantasını boş yere saçar mı dedi. Döndü. Öyle mi dedi Mustafa Efendi dedi. Evet efendim dedi. Evet efendim dedi. Yaptı. Bunun böyle sözleri oluyor işte dedi. Evet efendim dedi. Bu şimdi var. Oldu ya. Yani. Böyle baktım. Ondan sonra dedim yok ya. Buna dedim kalkma aşı yapsan da tutmaz. Buna dedim yarma aşı yapsan da tutmaz. Buna dedim hiçbir aşı tutmaz içimden böyle. Ondan sonra annesi biraz daha böyle şey yaptı. Böyle tepeden konuşmalı. Davet de etmedim ha. Ondan sonra kalktı gidiyor artık şimdi. Ben kalktım tuttum yolda. Dedim özür dilerim hakkını helal et. Bu böyle baktı. Sana dedim ne kalkma aşı tutar ne yarma aşı tutar dedim. Bu böyle baktı. Dedim bokla sıvasam kafanı dedim boka yalar. Buna. Bu böyle durdu. Nasıl yani dedi. Dedim mübarek insan dedi. Bir insanda dedim edep olur. Haya olur. Terbiye olur. Hiçbir şey olmasa dedim dışarıdan gelmiş bir misafir. Dedim neden böyle tepeden konuştun üstadıma dedi. Bu böyle kaldı şimdi. Dedim senin dedim birisi meclisine gelse sana tepeden konuşsa ne yaparsın? Bu durdu. İşte bu yüzden sana Allah nasip etmiyor hiçbir yerde. Bu yüzden etmiyor. Sen dedim Allah dostlarına tepeden bakıyorsun çünkü dedim. Kalbinde dedim bu hastalık. İçinde dedim bu hastalık senin. O yüzden dedim senin kafanın şimdi çok affedersiniz bizim orada zeytinleri aşılarlar meyvecilik yapanlar bilir. Zeytinleri aşıladıktan sonra bu şeyden inek veya da koyun dışkısından normalde böyle cıvıtırlar onu. Zeytinin o aşılanan yerini sıvarlar onu. Bu hem böyle keçi meçi kemirmez çıkan filizini hem bir de o böyle protein vardır onda. Ona güç verir şeye, zeytine. Orada normalde bir de o yeni böyle filizlendiğinde çok affedersiniz o cıvık böyle hayvan pisliğinde sıvarlar mı? Koyunlar, kuzular yemesin diye. Sufilik de bu da bir eğitimdir. Bunu söylerken öyle boşuna söylemedim. Sufilik de bu nasıl eğitimdir? Her gördüğüne aldanma. Birisinin üzerinde böyle kirli, üzerinde bir kir, üzerinde bir pasak, üzerinde bir iftira, bu budur.
üzerinde bir yanlış anlaşılma, üzerinde bir eksiklik, noksanlık vardır, sen ona bakar kalırsın. Dokunmazsın, uzak durursun ondan. Onun altında cevher vardır bazen. O ondan durur. Mesela birisinin bir tarafı söküktür ya, sökük olan kendisi bilir sökük tarafını. Sökük onun içerisinde durur hep, ince ince, ince ince sızı yapar ona. Bunlar terneğin metodudur. Böyle bir derviş mecaza doğru dalar, mecaza daldığında o mecazdan bir çizik yer. Kalır o çizik onun üzerinde. Herkes o çizikle hatırlar onu. İnsan ona enteresan bir şeydir. İnsanın üzerindeki eksikliği görür, orada kalır. Bir de işin bu tarafı vardır. Allah bizi affetsin. Ama işte bir de işin kibir tarafı vardır. Rabbim muhafaza eylesin. Diyor ki Hazreti Mevlana, bir pir seç kendine. Bu yolda gidecek misin? Tasavvuf yolunda gidecek. Nefsi terbiye etmek istiyorsun. Şeytanla mücadele mi etmek istiyorsun? Nefis meratiplerini geçip Allah'a iyi bir kul olmak mı istiyorsun? Hani ayet-i kerime var ya, iman edin. İman edenler. İktika, Allah'tan korkanlar. Allah'tan kork. Ve Allah'a yaklaşmak için vesile arayanlar. Bunlar önemli özellik. Ne bu özellik? İman edecek. İkincisi ne? Allah'tan korkacak, takva sahibi olacak. Ve vesile isteyecek yaklaşmak için. Yaklaşmak için vesile arayanlar. Kurtuluşa erenler bunlar. Kurtuluşa ermenin yolu iman etmek. Ya iktida, Allah'tan korkmak. Ya vesile aramak. Bunlar ancak Allah'a yakın olacak olanlar. E biz nefsi terbiye edeceğiz, şeytanla mücadele edeceğiz, Allah'a yakınlık peyda edeceğiz diyorsak, bunu tasavvuf yolundan yürüyeceksek, yol meydanda. Hazreti Mevlana diyor ki, kendine bir pir seç. O piri bulmak için araman lazım. Bu da bizim kendi gayretimizle olacak olan bir şey. Armut piş, ağzıma düş yok. Böyle şehir efsaneleri yok. Vay ben duruyordum kenarda da bir zatın birisi geldi bize aynı dedi. Yok böyle bir şey. Arayacaksın. Mücadele edeceksin. Yol bulacaksın kendine. Onun kokusunu hani ne diyordu? Burun odur ki. Burun odur ki. Yine Hazreti Mevlana'dan. Burun odur ki dinin kokusunu alır. Burun o. Velinin kokusunu alacak. Burun o, mürşid-i kamilin kokusunu alacak. Asıl burun o. Devam ediyor. Çünkü bu yolculukta pirsiz olursan pek büyük afetler, korkular, tehlikeler vardır. Bu yolda pirsiz olursan çok büyük tehlikeler ve afetler vardır. Diyeceksiniz ki ya Allah yoluna giderken nasıl insan tehlike ve afet görür? Nefis. Nefis seni öyle bir yapar ki Allah muhafaza eylesin. Sen Firavun'dan daha üstüne çıkarsın. Firavun alt yer yanında. Nefis öyle bir şeydir. Nefis seni öylesine aldatır. Hani vardır ya, etrafta dinlersiniz, kadınlarda da erkeklerde de. O bir zikirler yapıyordur, uçuyordur o. O bir zikirler yapıyorlar, neler gösteriyorlardır ona. Vardır etrafınızda, size anlatırlar. Ama sorun, üstadları yoktur. O bin tane şundan, üç tane bundan, beş tane ondan çekiyordur o. Onun bir damarına bas da gör. Terbiye görmemiştir hiç. Allah muhafaza eylesin. Çok defa geçtiğin bu yolda bile kılavuzsuz geçersen şaşırır kalırsın. Bu manevi yol öyle bir şeydir ki. Bu tasavvufi yol öyle bir şeydir ki. Gelip geçtiğin yer vardır, sen o gelip geçtiğin yerde dahi öyle bir sana hayret izletirler,
Öyle bir perde izletirler, sen orada kala kalırsın. Orada ne yapacağını bilemezsin. Orada nasıl davranacağını bilemezsin. Veyahut da öyle bir nefis oyun oynar sana, sana nefis öyle bir oyun oynadığında seni anında alt eder, tuş eder seni. Sen o tuştan nasıl çıkacağını bilemezsin. Veya o tuşa nasıl düşünmez bilemezsin. Ya hiç görmedin yolda ne olursun? Ya hiç görmedin yolda ne olacaksın? Ya hiç bilmediğin bir yola girersen ne olacak halin? Var ya insanlar kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışanlar. Yapma kardeş. Kendi kendine ders çekme. Kendi kendine bir çekme. Yapacaksan bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetine tabi ol. Hiç olmazsa hadis-i şerifteki virtleri çek. Çekeceksen kendi kendine gir. Hiç olmazsa deme ben tasavvuf yolundayım diye. Girme. Girme. Ve kendi kendine de böyle yaparaktan etrafının da sağlığını bozma. Aklına başına al da kılavuzsuz olarak yola düşme. Aklını başına al, kılavuzun olmayınca yola çıkma. Bilmediğin bir yola gideceksin. Dağ yürüyüşüne gideceksin. Yolu biliyor musun? Hayır. Kılavuzsuz sen dağda nereye yürüyeceksin? Kaybolacaksın, gideceksin. Ondan sonra akutu arayacaksın, jandarmayı arayacaksın. Bütün millete telaşa getireceksin. Bilmediğin yolda ne işin var senin? Ne dağcıymış, yürüyüş yapacakmış. Kılavuzsuz ne yapmaya gittin? Rehbersiz ne yapmaya gittin yola? Yolu bilmiyorsun, bilmediğin yola ne yapmaya girdin? Nereye çıkacağı belli mi? Değil. Ben Ankara'dan sohbetten geliyorum. Gelirken orada kocaman bir tane şey var. Şehitler anıtı var. Dedim herhalde orada şehitler de vardır. Gideyim orayı ziyaret edeyim. Girdim oraya şehitlik var orada. Ziyaret ettim. Oradan bir yol var. Aşağı doğru gidiyor. Karşıdan ama ana cadde görünüyor. Yol görünüyor. İleriden, tepeden bakınca. Lan dedim ya şuradan tarla, takka, toprak göreyim biraz dedim ben. Ondan sonra buradan gireyim. Lan girdim baktım. Ne geriye dönebiliyorum ne ileri gidebiliyorum. Mustafa Özbağ dedim. Bilmediğin yola ne anlam girdin kendi kendime. Oturdum dedim sakin ol. Telefon açtım. Cafer selamünaleyküm aleyküm selam. Ben dedim Polatlı'dan çıktım. Ondan sonra dedim giderken normalde kocaman bir şehitlik var dedim heykel var. Orayı ziyaret ettim oradan aşağı indim dedim ben. Battım burada dedim ben çıkamıyorum. Dedim buraya bir tane kurtarıcı gönder. Polatlı'dan bir kurtarıcı bulmuş. Bak gördüğümüz yol. Yani ana caddeyi görüyorum tepeden. O yol da ana caddeye çıkıyor. Kesin biliyor. Yani içime gelen. Ama yol çıkıyor ama geldi çıkadı. Kaldım. Akşam 8-9 bir tane neyse bir telefon açtı birisi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kardeş nerede kaldın sen de? Dedim ben böyle filanca yerde kaldım. Tarif et bakalım, tarif ettim böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Tamam. Ne arıyorsun sen orada ya? Bir şey aramıyorum dedim ben seni. Tamam dedi, geliyoruz inşallah. Dedi. Tamam. Şu kadar paranı alırım, al dedim ben. Telefonu kapatmış. Yeğenine demiş ki, ulan oğlum yeğen demiş, bu mevsimde orada demiş, bir tek hovardalar olur. Ama bu adamın sesi demiş, mübarek bir adamın sesine benzemiş, hovardaya da benzemiş. Gidelim şunu kurtaralım bakalım, ne gelecek başımıza bir gidelim demiş. Neyse tepeye geldi, tepe lambası yanıyor. Aradı beni, dedim tepe lambanı görüyorum seni, dik oradan aşağı in. Burada yol çatala dönüyor dedi, ben dedim ki işte soldan gel ona. Ya dedi, oturduğun yerden bize sağdan gel, soldan gel diyorsun dedi. Ondan sonra, madem bu kadar biliyor, ne ama dedi, düştü buraya dedi. Ya sen ne yapacaksın? Gel dedim, sen soldan gel. Bir çatal daha yol var, nereden deneyim? Sağdan gel. Ben şimdi bunu sağdan gel, soldan gel. Ben de görmüyorum, ben arabanın içerisinde yattım ben. Namazları kıldım, ondan sonra işte bir şeyler yedim. Yatıyorum ben arabanın içerisinde. Bunlar geldiler, neyse indim ben arabadan, baktım. Yeğeni dedi, amca beyaz sakallar var dedi. Kız zaten adam geldi, ya Hacı abi dedi, Hacı baba ya bu ne ya dedi. Vallahi dedim, yolu görsen de dedim ben, gördüğüm yola ulaşamıyorum dedim ben.
Görmek yetmiyor dedim ben. Ondan sonra bu durdu. Ya dedi, çukurda dedi, bizi nasıl tarif ettirdin de getirdin buraya dedi. Sana ne diyorum dedim ben. Yolu görsen de yetmiyor bazen yolu görmek dedi. Bu yol dedim, ana yola çıkıyor mu? Çıkıyor dedi ama bu mevsimde çıkılmaz dedi. Biz mevsimi karıştırmışız dedi. Dedi, acaba buradan bu araba çıkmaz, çıkmaz dedim ben. Geriye döneceğiz. Dedi bunu dedi ben arkaya koyayım, koyduk neyse beni de öne aldı şimdi. Dedi Hacı abi sen nesin dedi, ben derviş olmaya çalışıyorum dedi. Burada ne arıyorsun dedi, şehitleri ziyaret edeyim dedim dedim. Ben biraz da dedim taş toprak göreyim dedim dedim. Hacı abi dedi, hakkını helal et, telefonda biraz dedi böyle hani şey konuştuk, kaba konuştuk dedi. Bu mevsimde buraya dedi, hovardalar gelir dedi. Dedim ben de onlardan aşağı kalır yanım yok dedim ben. Sen de dedi, ben de dedim bir kara gözlü, kara saçlı var dedim ben. Ben de onun peşine düşmüşüm. Böyle baktı, anladım Hacı abi, imalı konuşuyorum dedi. İyi dedim, önemli değil. En azından muhabbet dedi, bakın yolu biliyorsun, görüyorsun orada. Gördüğün yolda da yola ulaşamıyorsun. Yolu görmek yetmiyor. Mevsim şartları lazım. Yolu tarif etmek yetmiyor. Bataklığı da bilmek lazım. Bataklığı bilemezsen kalıyorsun yolda. Allah muhafaza eylesin. Ey ahmak! Böyle birisine desen alınır, öyle değil mi? Ama işte mürşid-i kamillerin özelliğidir bu. Birisi alınacak, birisi gücenecek diye düşünmezler. Birilerine göre konuşmazlar. Hak için konuşurlar. Hak için konuşuyor. Ey ahmak! Eğer başında mürşidin gölgesi olmazsa gül yabani sesleri seni şaşırtır, yolunu saptırır. Mürşidin gölgesi ne biliyor musun? Buna çok mana vermek mümkün. Bir, asıl mürşid Allah'tır. Gölgesi senin tabi olduğun mürşittir. Gölgesi nedir? Allah'ın senin tabi olduğun mürşittir. Eğer o senin tabi olduğun mürşit olmazsa sen o gül yabaniler sesleri senin kalbini evirir çevirir. Buna mı tabi oldun? Bırak şu adamı ya. Ya internette izledim ben onu. Ona mı tabi oldunuz? Benim şeyhim için söylenen sözleri söylüyor. Hatta bir ara demişlerdi bana. Ya abi hakkını helal et ya. Sizin şey efendi Alevi'ymiş dedi. Allah Allah. Ben de daha hiç gitmedim. Yeni dervişim ben. Dedim olabilir. Ben şimdi. Nasıl abi ya dedi. Oğlum Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek suç mu dedim. Hazreti Ali Efendimiz'i seviyordur dedim. Biz o zaman Bayın, İzmir Bayındır ilçesindeki şey şu, Uşak dahi ondan sonrası şey değil, ne o, Türkiye değil. Bayındır'daki algı oydu. Dinar'da deprem olmuştu, Dinar'dan depremden gelenler oldu, kimse kiralık ev vermedi Bayındır'da. Değişik bir algı vardı bizim orada kimse, şimdi tabi o algı kalmadı da. Biz şimdi normalde şeyde Bayındırlılar Uşak'tan ilersin tanımıyorlar ya. Ben tanıyorum, ben Doğu Vest'e kadar gittim. Neyse ben şey efendim tabii evine gittim de baktım normalde ne alakası var, hiç alakası yok. Döndüm tabii geriye. Dedim ya arkadaşlar böyle böyle söylüyorsunuz yanlış, böyle böyle bir şey yok, şöyle yok, böyle. Herkes bir laf söyler. Bakın şunu unutmayın. Bir şey efendi otursa köşede, neden oturdu o köşede derler. Dolaşsa neden dolaşıyor derler. Aynı müşrik kafası gibi. Hani peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, neden melek gelmedi? Neden bu yetimden peygamber oldu? Bu ümmi peygamberi mi tabi olacağız? Neden buradaki bir padişah gibi şanlı, şöhretli, soylu bir insana gelmedi peygamberlik? Neden gitti bu yetime peygamberlik geldi? Aynı şeydir bu. Herkes kendi gölü düşünür.
Ya bu adamdan başka şeyh olacak kimse yok mu ya? Ya bir de bu mu var şeyh ortalıkta? Herkes bir şey söyler. Ama Hazreti Mevlana diyor ki, o eğer o olmazsa gül yabani sesleri seni şaşırtır, yolunu saptırır. Gül yabani sesleri seni yoldan çıkarır ve tehlikeye düşürür. Bu yola düşmüş senden daha akıllı kişiler vardır ki hepsi de pirsiz sapıttılar. Bu yola giren nice akıllı insanlar vardı, senden daha akıllıydı. Hazreti Mevlana öyle diyor. Hepsi de diyor pirsizlikten sapıttılar. Sen kendi aklına güvenme. Kendi kendine ben aklımla bu işi hallederim, bu bilgimle ben işi hallederim deme. Niceleri o akıllarıyla, bilgileriyle helak oldular. Yalnız yanlış gidenlerin nasıl yoldan şaşırdıklarını Kur'an'dan dinle. Bu şaşıranların hikayelerini tarih boyunca Adem'den itibaren bu hikayeleri Kur'an'dan dinle. Nice firavunlar, nice nemrutlar, nice helak olan kavimlerin hikayelerini dinle. Kötü ruhlu şeytanın onları ne hale getirdiklerini anla. Kur'an'da başlı başına hikaye, Adem'den itibaren gelen bütün peygamberlerin ve ümmetlerin ve kavimlerin başlarına gelen bela ve musibetler, sıkıntılar, şeytan onları ne hale getirmiş? Şeytan onları doğruluk yolundan, insanlık yolundan yüz binlerce yıl uzaklara düşürdü. Felaketlere uğrattı. Çırçıplak bıraktı. O zaman bu şeytanın bize olan desisesini, şeytanın bize olan vesvesesini, şeytanın bize kurduğu oyunu, tuzağı öğreneceğimiz yer o mürşidin gölgesi. Ben tabii onu gerçek mürşit olarak Allah'ı bildiğimden veliler, mürşid-i kamiller o gerçek mürşidin gölgeleri mesabesindedir. Gerçek mürşit Allah'tır. Bu noktada bunu yerli yerine koyalım. Bu manada yeryüzündeki o gerçek mürşit olan Allah'ın gölgeleri noktasındaki mürşitler insanları Allah'a davet etmekten sorumludurlar. Ve insanları Allah'a çağırırlar. Ve Allah'a giden yolu öğretirler. Allah'a giden o yoldaki tehlikeleri, karanlıkları, yanlışlıkları, eksiklikleri, noksanlıkları anlatırlar. Buradaki amaç mürşitte kalmak değildir. Mürşit bu manada sadece ve sadece araçtır. Bir öğretici bu noktada insanlara usul öğreten, insanlara eğitim verdiren, insanları bu noktada nerede ne yapması gerektiğini anlatan bir kimsedir. Meselenin maksadı mürşit değildir. Meselenin maksadı gerçek mürşit olan Allah'a ulaşmadır. Ve o gerçek mürşit olan Allah'a ulaşmada yeryüzünde Allah'ın gölgesi mesabesinde duran veliler, mürşitler insanları Allah yoluna davet eder ve yolu anlatırlar. İşte bu noktada nefsin tuzakları, nefsin bu noktada hileleri, nefsin bu noktada oyunları o kadar gizlidir, o kadar aleveleri, dalaverilidir ki bizi dinimizi yaşatırken dahi alt edebilir. Bu noktada da Hazreti Mevlana'nın sözü var. Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır ama yeninde ise hançer ve kılıç saklıdır. Sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır. Yeninde dedi. Bu normalde gömleğinin altında, göğsünde ne? Hançer ve kılıç saklıdır. Sen tesbih çekerken dahi nefsine uyabilirsin. Şu kadar bin tane ben işte salatü selam çektim dedin, nefsine uydun. Yaptığın ibadeti nefsin sana gösterdi. Ben günde 10.000 salavat-ı şerife çekiyorum. Ah maşallah. Alkışladık seni. Hocam ben günde kaç tane çekiyorum biliyor musun? Nereden bileyim kardeşim? Ben günde 10.000 tevhid çekiyorum. Maşallah.
Alkışladık seni. Hocam sen kaç tane çekiyorsun? Nerede kardeşimiz 10.000 tane tevhid çekeceğiz? Biz hiç sen diyorum elimde tesbih gördün beni. Yok görmedik. Ha iyi. Aman görme. Görürsünüz yolda giderken böyle. Tesbih çekiyor arkadaş. Zikir yapıyor. Görürsünüz elinizde 90, elinde 99'lukla dolaşıyor. Tabii. Arkadaş zikrullah yapıyor. Bizim sufi anlayışımızda gizlemek vardır. Söylemek değil. Biz anlatmayız. Gece şu kadar namaz kıldı. Hatta yapıyor dahi göstermeyiz. Nefistir o. İnsan yaptıklarını anlatmaz. Nefistir. Ben şu kadar fakir doyuruyorum. Maşallah subhanallah. Sen doyuruyorsun demek. Nasıl yani? Allah'sın ya. Allah'la mübarek olsun. Evet. Hocam ben kaç tane okutuyorum biliyor musun? Maşallah. Sen Bursa temsilcisisin zaten. Neyin? Allah'ın yoluna. Ya ne ya? Ya sen okutuyorsun ya işte. Allah muhafaza eylesin. Nefis nasıl bak sağdan girdi. Sen olmasan bu sohbet olmaz Mustafa Özbah. Senin anlattığın gibi kimse anlatmaz. Nefis böyledir. Aldatır insanı, kandırır. Senin saçların gibi kimsede saç yok canım. Senden daha yakışıklı adam mı var? Senden daha güzel kadın mı var ya? Sen örtünü şöyle bir dola herkes sana baksın. Nefis. Öyle bir takvayla süs ki süzerken gözlerini öyle bir de belert. Herkes ne deruni bir adam desin. Nefis. Bir de arada kırpıştır gözlerini. Bir de titredin bir tamam. Bir de sayha at böyle. Allah! Ne aşık ne aşık oldu. Herkes seni baş köşeye oturtur. Baş köşeye oturtur. Biz bir toplantıya gittik. Alışkın değiliz ya biz Şeyh Efendi'nin sohbetinde. Bir Şeyh Efendi sohbet ediyor böyle. Tamam mı? Dervişlerden birisi böyle sohbet esnası Şeyh Efendi sohbet ederken Allah yapıyor şimdi böyle. Herkes de böyle bakıyor Şeyh Efendi'nin uzunluğu. Yaptı böyle. Hemen birisi geliyor. Tutuyor kollarına böyle. Onu böyle sakinleştiriyor hesapta. Bizim de hep böyle meselelerde Seyit Taş Allah rahmet eylesin. Yanımda. Bu şimdi gülecek. Ben dürtüyorum gülme. Ondan sonra onu tutacağım diye uğraşıyorum. Adam durmuyor. Kavuk yeşil, sarık yeşil, gömlek yeşil, cübbe yeşil, şalvar yeşil, her şey yeşil. Yemyeşil adam, zümrüt yeşil. Böyle hafif bir sakalı var, bir tek sakalı siyah. Bütün kıyafetler yeşil. Ama oranın şeyi, hiti. Yani bu başrolde. Şeyh Efendi başrolde değil. O başrolde. Ya o gece anlatamam böyle. Kendi kendime dedim Allah'ım dedim ya. Ya bu nefis ne kadar dedim şey. Bizim dergahta dedim birisi böyle Allah diyecek atarız biz dışarı. Biz atarız dışarı. Ben çok atmışımdır. Birisi değişik ses çıkarınca ben gençken daha şedidliydim ben. Daha keskindi. Adam zikrullah'taki adaba uymadı. Farklı bir ses çıkardı. Ben hemen vuruyordum omuzuna. Alın arkadaşı arkaya. En arkaya alırlar. Arkada da aynı şey devam ederse koyun odanın içerisine birisine. Hiç şey yok. Herkes zikrullah'ta aynı sesi çıkaracak. Aynı tempoda gidecek. Aynı ses, aynı tempoda gitmiyor da birisi farklı bir ses çıkarıyorsa o nefsine uymuştur. Bakın, nereden nereye giriyor muhabbet.
Aynı tempoda sallanıyor herkes. Terbiyedir bu. Birisi aynı tempoda sallanmıyorsa bile bile, bildiği halde nefsini uyuşturur. Direkt. Endirekt değil, direkt. İşte nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır. Sizi nefis böyle dinden olan şeylerle aldatır, kandırır. Vurur orada. Biter sizi. Sen namaz kılarken titremeyi güzel gösterirsin kendinde. Herkes de vay Allah titreye titreye namaz kıldı der. Halbuki öldü birisi, koy bir tane mikrofon, titreye titreye söylesin arabeski. Sahabe yanlarında Allah anıldığında ağlarlardı. Hüzün deryasına düşerler, çekilirlerdi. Ne yaparlardı? Ağlarlardı. Onlar titremezlerdi. Onlar kendilerini biz aşka geldik deyip duvara vurmazlardı. Kaldırmazlardı onu. Olur mu? Olur. Ama o kimse kendinde değildir o esnada. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. Bir iğne batırıverin ona derdi. Ben de bizimkilere diyorum, kadınlardan birisi yukarıdan böyle Allah diyormuş, bir iğne batırıvermiş bizimkilere. Ne iğne batırıyor demiş. Üstadımızın emrediyormuş. Nefisten bir şey yapmak yok. Onun musafına, onun gösterişine bakma. Kendini onunla sırdaş ve dost yapma. Birisi böyle eğer ki nefsine uyup, kendince çok Kur'an okuduğunu, çok ibadet ettiğini, çok zikir yaptığını, çok takva ehli olduğunu, çok Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, ondan uzak dur sen. O nefsine düşmüş. Kendini çok biliyor gösteriyorsa, çok derviş gösteriyorsa, uzak tut sen ondan kendini. O nefsine düşmüş o. Nefis seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter havuzun dibine atar. Nefsin tehlikesine bak. Hazreti Mevlana nasıl anlatıyor? Seni abdest almak için havuza götürür, diyor seni orada iter, havuzun dibine boylarsın, boğulursun orada. Allah muhafaza eylesin. İşte nefisle baş etmenin yolu ancak bir mürşitle, bir ustayla, bir üstadla yol gitmektir. O yüzden normalde nefis o üstadın üstadlığını bildiğinden, o şeytan onun veliliğini bildiğinden onun önüne gidince o kimse süklüm püklüm durur. Çalışıp çabalamakla can gıdasını nasıl elde edeceksin? Onu ancak sana bir şeyhin himmeti bağışlar. Böyle normalde bu sana ancak bir şeyhin himmetiyle gelir. Şeyhin huzurunda nefsin senin durur. Şeyhin yanında nefsin senin kımıldamaz. Şeyhe tabi olursan ancak, o zaman o eğitimi alırsan ancak nefis seni sukunete erdirir. Yoksa nefis seni sukunete erdirmez. O seninle devamlı mücadele edecek. Nefis şeyhe uyduğunu, şeyhle beraber adım attığını görünce ister istemez senin buyruğun altına girer. Bakar ki nefis o kimse şeyhine danışıyor. Onun emirlerine göre hareket ediyor. Onun tavsiyelerine göre hareket ediyor. Nefis seninle uğraşmaz fazla. Ne zaman uymadın o zaman uğraşır. Ne zaman uymadın o zaman uğraşır seninle. Yoksa sen onun sözünü dinlediğin müddetçe o böyle kinlenir de bekler orada namussuz. Şeyh senin dostun olunca akıl o vakit köpek nefsini yener. Şeyhi sever ona muhabbet beslersen, onunla dost olursan ancak diyor o zaman akıl o nefsin başına geçer, ona hükmeder. Pozitif akıl dediğim bu. O akıl nefse hükmedecek. Pozitif akıl bu. Bu ne gibi? Oruç tutuyorsun ya, yenmiyor. Pozitif akıl. Nefsini durduruyorsun, yemiyorsun. Pozitif akıl bu. İçmiyorsun. Pozitif akıl. Bakın pozitif akıl.
Yiyebilir misin? Evet. İçebilir misin? Evet. Yapabilir misin? Evet. Pozitif akıl nefse emrediyor. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Bunun gibi. Ancak bir kimse pozitif akılla nefsinin üzerinde hakimiyet kurabilir. Nefis yüzlerce gücü ve kuvvetiyle, yüzlerce hüneriyle, marifetiyle bir ejderhadır. Bütün ehli tasavvuf, bütün sufilerin yolundan gidenlerin bu genel olarak birleştikleri noktadır. Nefis bir ejderha gibidir. Hatta yedi başlı ejderhadır. Hatta o her yedi başında yedişer tane de ayrı başlardır. O yüzden nefis öyle kocaman bir ejderha gibidir. Seni sarar, sarmalar, çepeçevre kuşatır, boşluk bir anını bekler ve seni indirmek için var gücüyle hançerini vurur. Nefis şeyhin yüzü, ona karşı göz çıkaran zümrüttür. Nefis bir tek şeyhin yüzüne bakıldığında pusar. Şeyhin yüzüne o sufi bakar, nefis pusar. Nefis o esnaya kadar yedi başlı ejderha gibi olur. İşte rabıtaya çıkış noktası da budur, buralarıdır. O derviş kendince şeyhinin cemalini, şeyhinin bu noktada yüzünü her daim gözünün önünde tutmaya çalışır ki nefisle mücadele etsin. Ve her dem gözünün önünde, her dem rabıtasında tutmaya çalışır. Ama bu severse olur, sevmezse olmaz. Nefisle mücadele edin. Sufi bu manada o şeyhiyle hemhal olarak da, şeyhine bu noktada rabıta ederekten nefisle mücadelesini kolaylaştırır. Nefis Allah velisinin huzurunda bulunursa onun yüz arşın uzunluğundaki dili kısalır. Yani kötülüğe cüreti kalmaz. Nefsin bu noktada pustuğu, geriye attığı ve sükunete erdiği, hiç hareket etmediği yer velilerin sofrasıdır. Velilerin sofrasına oturduğunda nefis bu noktada pusar. Eğer o yolda gidecekse, eğer o yolda gitmeyecekse, Ebu Cehil'se, Ebu Cehil'ini her yerde yapar. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hepsini toplamıştı da, hepsine dedi ki tam anlatacak kendisine gelen vahiyleri, Ebu Cehil o ayağa kalkıverdi. Sen bunlar için mi bizi topladın, bir lokma yemek yedirdin buradan dedi. Ebu Cehil her yerde Ebu Cehil'lik yapacak. Bunu durdurmak peygamberin elinde olmadığı gibi bizim de elimizde değil. İşte tabi sohbet uzadı, hakkınızı helal edin ama bu noktada da bir kimse artık bu meseleyi böyle tamamlayalım. Bir mürşide bağlanacak ya, mürşitte de lazım olan özellikler lazım. Her kendini mürşit diye ilan ettiren kimseyi de mürşit görmek bizim için de hoş değil. Bir kendine pir bul, ara diyorsa, o zaman aranılacak olan şeyin vasıflarını da bilmek gerekir. Vasıflarını bilmediğimiz bir şeyin nasıl arayacağız ki? İsmini biliyoruz biz sadece. Ne arayacağız? Mürşit arayacağız. İyi. Birisi de kalktı, ben şeyhim, ben mürşidim dedi. Ne yapacağız? Gidip hemen intisap mı edeceğiz? En büyük sıkıntı bu. O zaman bir mürşitte olması gereken özellikler olması lazım. Olmazsa olmazları lazım. Bunun en önemli noktası Kur'an, sünnet, icma-i ümmettir. Bir mürşitte olması gereken en önemli özellik Kur'an'a ve sünnete bağlılık, imamların içtihatlarına bağlılık noktasında olacak. Kur'an ve sünnete bağlılık göstermiyorsa, Kur'an ve sünneti bir ve bitişik tutuyor. Bir ve bitişik. Kur'an ve sünnete bağlılığını göstermiyorsa, bunu ilan etmiyorsa, tavır, davranış, fiiliyatlarında, fikrinde bu konuda istikameti yok ise o kimse mürşit değildir. Söylem olarak, fikir olarak, fiiliyat olarak
Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor. Eğer normalde bu noktada kamil bir mürşit aranacaksa o kimse bu noktada tecrübeli, bu noktada ehliyetli, bu noktada mükellim olmak noktasında olması gerekiyor. Bununla alakalı bir, o mürşidin bir mürşidinin olması gerekiyor. Bir mürşidinin mürşidi yok ise o yolsuzdur. Bir mürşidi olacak o kimsenin. Diyecek ki benim mürşidim filancaydı. Onun mürşidi de filancaydı. Onun mürşidi de filancaydı. Bu yol olması gerekir. Bu yol olmazsa, bu ehli tasavvuf için olmazsa olmazdır bu. Bu olmazsa o kimsenin mürşidliği yalancılıktan ibarettir. Var çünkü Türkiye'de bu tip insanlar, o yüzden bunu özellikle söylüyorum. Bir kimse mürşitsiz mürşit olmaz. O kimsenin bir mürşidin terbiyesinde kendisini berdevam etmesi lazım. Ve bir, Kur'an ve sünnete bağlı olacak. İki, bir mürşidin terbiyesine girmiş olacak. Üç, o kimse manevi olarak da rüyalarda görünecek. Olmazsa olmaz. O kimseyi insanlar rüyalarında hüccetli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden tasdikli, eski peygamberlerden, geçmiş peygamberlerden, sahabelerden, velilerle beraber rüyada görünenlerden olacak. Ahir zamanda salih rüyalar mübeşşirattandır. Mübeşşirat nedir ya Resulallah? Müjdedir. Bu salih rüyalar, o veliler, o Allah'ın velileridir ki onlar mahzun olmazlar, mahcup da olmazlar. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Ayet-i kerimesi inince ashab sorar, ya Resulallah, ahiretteki müjdeyi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Dünyadaki müjde nedir? Dünyadaki müjde denilince onların görüldüğü rüyalar ve onların gördüğü rüyalar birbirlerine müjdedirler. O zaman muhakkak o mürşidin rüyada görünmesi gerek. Başkalarının da görmesi gerek. Başkalarının da sahih bir şekilde rüyada görmesi gerekir. O yüzden rüyada göremiyorsa bir kimse üstadının rüyasında, bunu normalde her ne kadar yani kalben bunu inandıysa, bu noktada kalbinde bir şey şüphe olmasa dahi o kimse de bir taraf eksik kalır hep. Muhakkak ki ne yapacak? O rüyasında görmesi gerekir. Bunun gibi, bunun normalde bunun şartlarından önemli olanları sıralıyorum şimdi. O kimse dervişlerine olan tavsiyelerinde Kur'an ve sünnete tabi edecek dervişlerini. Etrafındaki insanların parasını, malını, mülkünü iç etmeye çalışmayacak. Onlardan para toplanmayacak. Onlardan para pul almayacak. Onlardan geçinmeye çalışmayacak. Dervişlerinden geçinen bir mürşit, bir şeyh olamaz. Mümkün değil. Olmamalı. Dervişlerinden para toplatan, dervişlerinden geçinen, dervişlerinin verecek olduğu zekattı, fıtratı, sadakayı kendine cebellez eder. Veyahut da dervişlerini belli bir paraya, maaşa bağlar gibi bağışlayan, bağlayandan mürşit olmaz. Allah muhafaza eylesin. İşte bunun gibi o mürşit olgunlaşmalı. O mürşit tecrübe sahibi olmalı. O mürşit maddi manevi tecrübeye sahip olmalı. Ve maddi manevi etrafındaki insanlara yol gösterebilmeli. Maddi manevi yol giden insanların sıkıntılarını manevi olarak giderebilmeli. Rüyalarını tevil edebilmeli. Rüyalarına göre derslerini değiştirebilmeli. Onların varsa manevi halleri, manevi hallerinin üzerinde esmalarla müdahale etmeli. Eğer bunları yapamıyorsa, olmuyorsa
O zaman o kimse de mürşid-i kamil değildir. Bunlar olmuyorsa, bunlar da olmazsa olmazlardır. O yüzden bu noktada Hazreti Mevlana'da bir şeyhin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bize yine mesleğinde ne yapıyor? Beyitler sunuyor. Hakkınızı helal edin. Biraz bu mesele uzadı belki de ama bunu bitirelim inşallah bu gece. Olmaz mı? Bizde de böyle bir sohbet kalsın bu konuda. Şeyh kimdir? Şeyh bir ihtiyar, yani saçı sakalı almış kişi demektir. Fakat ey yanlış düşüncelere kapılan, bu beyaz kılın anlamını bil. Demek ki şeyh dediğimizde yaşlı, ihtiyar, ondan sonra saçı sakalı ağarmış bir kimse gelecek aklımıza, öyle değil mi? Ama diyor ki yanlış düşüncelere kapılan, sadece sakalın beyazına, saçın beyazına bakma, anlamını bil. Siyah saç onun benliğinin sembolüdür. Saçların ağarması şeyhin benliğinden, varlığından kurtulmasını gösterir. Saçı sakalı bembeyaz olunca onun varlığından, benliğinden bir kıl bile kalmamıştır demektir. Ama hani Allah yolunda ağaran saçı Cenab-ı Hak cehennem ateşinde yakmaya utanırım der ya, o kimsenin saçı sakalı Allah yolunda ağarmalı. Allah yolunda çile çekmeli. O yolda çile çekmeli. O yolun çilesini çekmeli. Yoksa para kazanmak için, dünya hırsı için saçını sakalını ağarmış o değil. Ya Allah yolunda mücadele etmiş olmalı. Allah yolunda hem nefsiyle mücadele etme, hem de yolda mücadele etmiş olmalı. Saçını sakalını o yolda ağartmalı. O yolda. Yoksa saçı sakalı herkes ağarır. Dışarı baktığınızda camilerde bir sürü ihtiyar insan bulursunuz. Saçı sakalı ağarmış. Her saçı sakalı ağarını pir zannetme. Her saçı sakalı ağarını şeyh zannetme. Bu yüzdendir ki herhangi bir kişinin varlığı benliği kalmayınca o pir olmuş, şeyh olmuş demektir. Onun ister saçı siyah olsun ister kır, önemi yoktur. Eğer normalde o kimse kendi benliği kalmaması, kalmadıysa, kendi benliğinin kalmaması kendisini Allah'a adaması, kendisini Kur'an ve sünnete teslim etmesi, kendisini Kur'an ve sünnete adamasıdır. Artık benliğinin kalmaması, onun kendi fikri kalmaz, kendi düşüncesi kalmaz. Her şey onun Kur'an ve sünnettir. Her şey, her adımını Kur'an ve sünnete göre atar. Her yapmış olduğu davranışını Kur'an ve sünnete göre atar. Yapmış olduğu, ettiği, yaptığı, yediği, içtiği Kur'an ve sünnete uygundur. Kur'an ve sünnete uygun olduğu müddetçe onun saçının sakalının ağarıp ağarmaması önemli değil. O yolda olması gerekiyor. O siyah saç insan vasfıdır, insan sıfatıdır. Nefsani arzulara bağlılığı gösterir. Söylediğimiz kıl sakal bıyık kılları. Söylediğimiz saç baştaki saç değildir. Hazreti İsa beşikteyken daha genç yaşına gelmeden biz şeyhiz, biz piriz diye bağırdı. Oğul, eğer bir kişi bazı şeyleri vasıflardan, nefsani duygulardan kurtulur da bazıları kalırsa o kamil bir şeyh olmaz. O zaman bir kimse böyle alacalı bulacalı olmayacak. Ya tamamıyla Kur'an ve sünnet, ya tamamıyla Kur'an ve sünnet, tamamıyla mana, ya da o kimse mürşid-i kamil değil. Fakat bir kimse sadece yaşlansa, ihtiyarlasa, saçı sakalı da ağarsa, bembeyaz olsa ne şeyhtir ne de Allah'ın has ve makbul bir kuludur. Oğul, ne kadar siyah sakallı gençler vardır ki onlar akıl ve idrak yönünden tecrübeli ihtiyarlar gibidir. Ne kadar da ak sakallı kişiler vardır ki onların akılları dönmüş, gönülleri zift gibi simsiyahtır. İblisten daha ihtiyar kim var? Ama değil mi ki aklı yok, hiçbir işe yaramaz. O zaman saç sakal değil, o zaman o kimseye lazım olan Kur'an ve sünnet dairesinde yola berdevam etmiş bir kimse. Mürşid olmak için kamil olmak da yetmez. Bir özellik de bu. Mürşid olmak için sadece kamil olmak yetmez. Ya bir de mükemmin, yani olgunlaştırma.
bir şeyi terbiye etme becerisine de sahip olması gerekir. Ve o kimseler kime, neyi, nerede öğreteceğini bilen insanlardır. O zaman bir insan vardır, kendisi kamildir, olgundur ama birisini olgunlaştıramaz. Bunu insanlar etraflarını gözleyerekten bakacaklar. Bu arkadaş hangi noktadaydı, hangi noktaya geldi? Bu arkadaş hangi yerdeydi, hangi yere geldi? Bu arkadaş daha önce neredeydi, şimdi ne hale geldi? Bu o kim, o şeyhin mükemmel, yani olgunlaştırıcı, kemale erdirici vasfının olduğunu gösterir. Eğer etrafınızdaki, o şeyhin etrafındaki dervişlerin ahlakları, Kur'an ve sünnete bakışları, yaşayışlarında bir değişiklik olmuyorsa, o şey mükemmel, yani olgunlaştırmaya, kemale erdirmeye yetkili, etkili bir kimse değil demektir. Şu halde bütün halk mürşidin çocukları sayılır. Eğer o kimse gerçekten mürşitse, bütün halk ne oluyormuş? Onun çocukları sayılırmış. O mürşidin de öğüt verirken onların anlayacakları şekilde konuşması, onların anlayışlarına inmesi lazımdır. O mürşid de o etrafındaki insanların anlayacağı şekilde konuşup, onları anlayacağı şekilde tebliğ edip öğretmesi gerekir. Mürşitler küçük hesapların peşinde olmadan, birilerinin kendi kendine iyi görünmeye çalışmadan, kendilerini bu noktada insanlara beğendirmeye çalışmadan yürüyüp konuşmaları gerekir. O manada Hazreti Mevlana yine o yalnız Allah'ı düşünür. Ne kimseyi görür ne de kimsenin hasedine bakar. Her şeyden gözünü yummuştur. Ateş gibi kuruya da yakmıştır yaşıda. Allah cümleyi onlardan eylesin bizi. Yine birkaç sözle sohbeti bitireyim bugün. Eğer kamil insan bir işte sebat edince, ayak direyince yokluktan pişmanlık baş göstermez. Çünkü Allah da fani olmuş, yokluk manasına ulaşmış bir veli de pişmanlığın yeri yoktur. Diyelim, buradan devam edelim inşallah. Sohbet bugün uzadı. Ben şuraya inşallah bir şer koyayım devam diye. Çünkü biz Allah izin verirse önümüzdeki ay buradan devam edelim inşallah. Devam değil. Önümüzdeki ay, çünkü buradaki sohbette Allah izin verirse inşallah şey yapacağız. Ne o? Bu mürşit olmayan, sahte mürşit diyelim onlara, onların hallerini anlatan sohbette devam edeceğiz inşallah. Şu sorulara da bakalım. Günlük verdiğimi her gün çekmeyi disiplin edemiyorum, ne yapmalıyım? Bu verdiği normalde disiplin edip çekmeye gayret edeceksiniz. Yani bunu böyle çekemezseniz, çekemiyorsanız bu sizin üzerinizde kalmasın. Ciddi söylüyorum bunu her yerde. Dersinizi gelin, iade edin. Deyin ki dersimi çekemiyorum. Çünkü dersi almak demek vacip hükmüdür. Bir kimse gitmek zorunda değil bir yolu. Bizim öyle bir zorunluluğumuz yok. Hakkınızı helal edin. Yani biz adam toplamaya, insan toplamaya çıkmadık. Allah için buradayız. Hep beraber. O yüzden bir kimse sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmeyecekse buraya gelir gider, yine devam eder, hiç sıkıntı yok. Dersini iade etsin yani. Çünkü ders almak vacip. Dersi aldığında yerine getiremeyecekse iade eder. Mesele biter. 3 ve 4 rekatlı vakit sünnet farz namazlarını kılarken sürekli ilk oturuşumu yaptım yoksa oturmadım mı, yoksa ikinci oturuşta mıyım diye sürekli karıştırıyorum, ne tavsiye edersiniz? Sen normalde oturmadın olarak gör, otur.
Siz üstadınızı nasıl severdiniz? Üstadı sevmek nasıl olmalıdır? Vallahi ben nasıl anlatayım ki nasıl sevdim? Bilmiyorum ki ben sevdim mi kibirde, bir de o. Ben hiç üstadımı seviyorum diye göremedim kendimi. O derdi, etrafta söylermiş, benim o çok seviyor diye. Ama ben kendimi hiç üstadımı öyle çok seviyor hükmünde görmedim. Biz kendimce ben sevemediğimi düşündüm hep. Dedim ki ben sevemedim onu. Hala da aynı düşüncedeyim. Tabii normalde bu noktada üstadı sevmek olarak tarif edilecekse ben sevmeyi bu kim olursa ne olursa olsun birini sevmek dediğimizde ben kendimce öyle düşünüyorum. Bu ağır bir söz. Birini sevmek dediğimde ben tamamiyetle orta yerden benim kalkım o olması, benim kalkıp o olması olarak geliyor aklıma. Benim şeyhime muhalif durduğum yerleri hiç hatırlamam. Bazen örnekler veriyorum, ağır geliyor arkadaşlar örnekler. Benim hayatım biraz farklı, beni sormasanız iyiydi ya. Ben sevmek olunca benim aklım başımdan gidiyor herhalde öyle bir şey olunca benim kendim kalmıyorum. Herhalde dervişlerin içerisinde Şeyh Efendi'nin en rahat benim üzerimde tasarruf ettiği kimse kendim olarak görüyorum. İkinciyi söylemezdi bana hiç. Ne kadar ağrıma gitmişti. Ben mesela bana öyle bir şey göç oğlum demişti. Ben Bayındır'daydım. Orman işletmesinde memurdum. Öyle bir şey sohbete gidip geliyordum. Orada yeni arkadaşlar vardı. Ondan sonra hiç böyle aniden bana dedi ki Mustafa Efendi oğlum sen Ödemiş'e göç dedi. Peki efendim dedim ben bu kadar. Hemen gittim Ödemiş'te yer arıyorum ben. Söylediğinde günlerden Cuma'ydı. Cuma mübarek için almıştım. Ben cumartesi gün gittim, orada ev arıyorum işte, ben böyle üç oda bir salon bulayım, hem zikirler yaparız, hem sohbet yaparız, orada biraz böyle salonu geniş bir yer arayayım diye. Cumartesi baktım böyle ben, işte birkaç yer tespit ettim falan, ondan sonra pazar günü aradım ben. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hani diyeceğim ben ona, efendim işte, şöyle birkaç tane yer baktım, böyle yer buldum filan, söyleyeceğim yani kendisine. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sen nereden arıyorsun beni dedi. Bayındır bana dedi. Oğlum sen daha orada mısın dedi. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Cuma gün, Cuma mübareğinde söyledi telefonda. Cumartesi geçti, pazar günü aradım ben. Yarın göçüyorum efendim dedi. Ha, aferin, inşallah olur dedi. Allah razı olsun efendim, hakkınız helal, helal olsun dedi. Telefonu kapattım. Pazartesi günü sabahleyin Ödemiş'e gitti. Orada 2,5 oda bir yer vardı. Adam ön tarafını, salonun terzi dükkanı yapmış.
Üç oda bir salonmuş. Salonu bölmüş, terzi dükkanı yapmışlar. Kapısını dışarıdan koymuşlar. Arkasında işte üç oda var ama yani 2,5 oda. Bir odası çok küçük böyle. Ben hemen oraya gittim. Hemen kiraladım pazartesi günü sabahtan. Odanın birisini hemen boyadım kendim, badana aldım. Çok kötüydü. Oradan bir arkadaşlar Adil'den arkası açık, onların bir kamyonetleri vardı. Eski Chevrolet kamyonetler. Öyle düşünün yani, arkası böyle hani eski böyle burunlu Chevrolet kamyonetler vardı. Ford. Amerikan Ford'u. Onun arkasına kadar eşyamız, siz öyle düşünün. Arkasına eşyayı ben ne kadar alıyorsa doldurdum. Pazartesi gün öğlenden sonra böyle bir şey göçmekse göçtüm. Telefon açtım akşam üstü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben böyle bir şey göçtüm efendim dedim. Ha, aferin oğlum. Bu kadar bir zamanım kaydıydı dedim. Yerine getirmem. Beni sormayın. Bana al derdi, alırdım ben. Arabayla Konya'nın içine girdik biz. Arabayla ne özene bezene aldım. Dizel, seyahate çıkıyoruz, masrafı az olacak. Audi. Konya'ya girdik. Vurdu torpidi. Sarp Mustafa Efendi bunu dedi. Daha yeni yola çıktık, daha yeni biniyorum arabaya. Konya'da kırmızı ışıkta birisi bakıyor arabaya, açtım. Satarak dedi. Efendim müsaade eder misin, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Mustafa Efendi dedi. Ondan müsaadesiz yanında daha hiç kimseyle konuşmadım. Eşim, çoluğum, çocuğum, herkes dahil. Geçenlerde aklıma geldi öyle. Yani kendimi göstermek için değil, düşündüm öyle bir düşündüm. Daha doğrusu Çanakkale'ye gittik, Çanakkale'den geri dönerken ondan sonra bizim Hakan'la Fehim var arabada. Fehim bir tespitte bulundu kendince. Bir şey söyleyebilir miyim dedi. Söyle film ustadım. Ben bir şey söyledim. Sonra gece oturdum yerde kendi kendime düşündüm. Dedim ya, yan yanayken dedim, beraberken dedim, izin almadan olmam dedim. Birisiyle konuştuğumu bulamadım. Ya unuttum ya da bulamadım. Sevmek farklı bir şeydir. Sevmek bu manada, bu yolda tabi olmaktır. Uymaktır. Hemen yerine getirmektir. Hemen. Bazen hani bahaneler olur ya, ben gülerim içimden hep. Derim ki, sevene bahane yok. Ya normalde bunlar böyle gerçekten şuna inanıyorum ama bir kimse muhakkak gayret edecek, Allah da ona yardım edecek. Allah'ın yardımı olmaksızın da olmaz. Ama gayret edilirse ben Allah'ın yardım edeceğine de inanıyorum. Gayret edilmesi lazım. Şimdi benim yeni yetiştiğim eski dervişlere baktığımda ben, onlar şunu diyorlardı bana. Ben o işte 30 yıllık, 35 yıllık, 40 yıllık dervişleri gördüm böyle. İşte 7 yaşından itibaren babasıyla beraber işte dervişliğe girmiş, Çorum'da, Kırşehir'de, Sivas'ta, Ankara'da bütün insanları gördüm. Yani dergahta yetişmişler.
Onlara baktığımda onlar, ben dedim ki ya ben bunlar gibi olabilir miyim? Hani böyle bu dergahta böyle eskiyebilir miyim? Hani böyle olabilir miyim? Baktım onlar şunu diyorlar. Aa Mustafa Efendi, biz neyiz ki? Biz derviş mi olabildik? Allah Allah, kafayı çek insan. Filanca yerde şöyle bir kimse vardı, derviş oydu. Onları dinleyince, ben onları dinleye dinleye büyüdüm ya, hiç kendimi dervişten görmedim. Hiç kendimi de şeyhimi seviyor diye de görmedim. Yok. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kendimce diyorum ki ya, keşke daha fazla sevebilseymişim. Allah bizi yesin. Hadis-i şerifte bir kadın bir erkeği sever, bir kadın değil, birisi birini sever de sevdiğini söylemeden ölürse şehit hükmündedir. Bu peki söyleyemeyen bu kadının hakiki manada sevse sevdiği kapısında olur diye düşünmek ya da bunu bir hadisle bağlaştırmak nasıl olur? Hiçbir erkek hiçbir kadını, hiçbir kadın bir hiçbir erkeği hakiki manada sevemez. Bunlar insanlara pembe duygular taşıtır sadece. Hoş gelir insana. Bunları böyle söylersem karı koca sevgili ayrılır birbirlerine. Bu dünyada yaşayacak olduğunuz varlıkların içerisinde insan ilişkilerinin hepsi de sevgi mecazdır. Mecazdan öte gitmez. Bunun realitesini yaşayın. Evlenmek hukuki bir şeydir. Hukuki bir şekilde evlenilir. Bunu böyle muhakkak muhabbet etmeye dayandırabiliriz. Yani muhabbet olursa, sevmek olursa, gerçekten insanlar birbirlerinden hoşlanırsa evlilikleri çok tatlı olur. Bunu korurlar, bunu muhafaza ederlerse evlilikleri boyunca, hayatları boyunca evlilikleri gerçekten çok tatlı olur. Bunu koruyup muhafaza etmeleri lazım. Ama bu hakiki manada aşk değildir. Değildir. Ama bunun olması gerekir mi? Evet. Ben genç kızların, genç erkeklerin bu noktada evlenecek olanların birbirlerine muhabbet besleyip, birbirlerine bu noktada sevgi nazarıyla bakıp evlenmelerini isterim. Ama bu böyle sakın bugün insanların yaşadıkları haram olan flört dedikleri şey değil. Bu yok İslam'da. Evlenecek olanlar 3 sefer görüşme hakları var. Evlenecek olan bir kimse, bir kadın, bir erkeği beğenebilir, ona muhabbet besleyebilir, onun usulüne uygun haber gönderip seninle evlenmek istiyorum diyebilir. Eğer karşılık olarak da bir cevap alırsa bu olabilir. Veya bir erkek bir kadını beğenebilir, bir kızı beğenebilir. Evlenmek istiyordur. Usulüne uygun annesine babasına haber gönderip evlenmek istiyorum der, evlenir. Bu işin adabı erkanı bu. Bugün hep evlenmekten geçiyor ha. Evleneceğimiz kişide üniversite mezunu olma durumunu aramak o kişiye haksızlık mı etmiş olurdunuz? Yok. Evlilikte denklik söz konusudur. Denklik arayabilir bir kimse. Burada normalde bir kimse denkliği böyle Hanefiler kenara atmamışlar. O kimse eğitimde, öğretimde, kültürde, ondan sonra dininde, mezhebinde, meşrebinde, ekonomik durumunda denklik isteme hakkına sahip. Kadının da erkeğin de. O yüzden bir kadın üniversite mezunu ise kendince denklik isteyebilir, bir üniversite mezunu bir erkekle evlenmek isteyebilir. Ama bundan vazgeçebilir de, yok ben üniversite mezunu istemiyorum diyebilir ama yarın öbür gün bunu problem haline getirmemesi gerekir. Örneğin,
O yüzden ama denklik Hanefilerce haktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin de bir sünnetinde de vardır. İnsanlar denkleriyle evlenecekler. Abi bir erkek veya bir kadın denk olmasalar da birbirlerini kabul edebilirler mi? El cevap edebilirler. Ama bunu birbirlerine anlatmaları, bunu birbirlerine söylemeleri gerekir. Benim durumum bu, konumum bu, halim bu, ahvalim bu. Ben bu şartlardayım diyebilmelidir insanlar. O zaman karşı taraf bunu kabul ederse bu özel nikahlar da dinde var. Bunlar konuşmalı, anlaşmalı, özel nikahlara giriyor. Bu dinde var mı? Her cevap var. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin eşlerinden birisi dedi ki ya Resulallah beni boşama ama ben de geceleme. Ben geceleme hakkımı Ayşe'ye veriyorum dedi. Buradan imamlar iştihat çıkararak da nikahta özel hakların olabileceğine dair hükmediyorlar. Bir kimse özel hukukla, özel bir hakla evlenebilir mi? El cevap evlenebilir. Mesela bir kadının hakkıdır. Benden başka bir kimseyle evlenirsen ben boşanırım senden. Kadının hakkı bu nikah esnasında bu hakkı alabilir. Tabii boşanırım dediğinde çocuklarını alıp gitmeyecek. Çocukları orada bırakacak. Aslında çocukları adama bırakmak, çocuğu adamın üzerinde bir yaptırımdır İslam'da. Bizler tabi böyle davranmıyor. Bilhassa kadınlar alırım çocuğumu gidiyorum diyor. Gidiyor adam kılçıksız balık gibi orta yerde kalıyor. Adam ortada. Çoluk yok çocuk yok. Bir daha evleniyor. Bizim kadınlarımız ne yazık ki öyle. Bırakacak kaç çocuk var? 3 çocuk. Bırakacak çeker giderim diyecek. Kapıya bile vurmam diyecek. O zaman adam duracak. Ondan sonra koşturacak arkasından. Yapma, etme, yalvaracak. Şimdi ben böyle söyleyince arkamdan mailler geliyor. Hocam yapma, kadınlar böyle bir şey yaparsa kadınlara yanlış bir şey öğretiyorum diye bana söylüyorlar. Ben de diyorum ki kadınlara yanlış bir şey öğretmiyorum. Ben evlilikleri kurtarmayı öğretiyorum. Çocukları bıraksa 3 tane 4 tane çocuk adamın başına. O adam var ya kadının kölesi olur. Her adam olur mu? Olmaz. Ama büyük bir çoğunluk olur mu? Her cevap olur. O zaman evliliğin kurtulması bu. Yoksa yıkılması değil. Olmasaydın olmazdık sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söyleniyor. Fakat Twitter'da bir adam bu söz Allah'a atfen söylediğini söyledi. Ben de cevap olarak Allah'ın olmama durumu olmadığı için bu durum Efendimiz'e okuyamadım burası dedim. Yanlış mı düşünüyorum? Bunlar kelimeler lim üzerinde oyun oynamak. Yani olmasaydı olmazdı. Ya doğru Allah olmasaydı diye bir tabir yanlış. Ya Allah yesin herkesi. İster dışı insanların iç sesini bazen duyuyorum. Bu durum çok sıkıntılı bir durum mu? Ne önerirsiniz? Kendi sesini duyuyorum. Yaptığı ibadeti başkalarına methede de anlatmak ne kadar yanlıştır. Hiçbir şey yapmamış o. Hiçbir şey kalmamış onda. Rüya yazmayın diyorum, yazıyor musun? Müslümanlar şu üç şeyde ortaktır. Su, ot ve ateş. Bunların parası haramdır. Bu hadise göre günümüzde hazır suların sırtından elde edilen kazanç haram olur. Ve o suyu getirme ücreti var. Su satmıyorlar onlar. Ambalajını satıyorlar diye düşünüyorsak o zaman haram olmaz. Ama artık o su da şey artık ne o? Bir ekonomik araç gibi oldu. Sonuçta suyun yolculuğu var artık.
Suyun yolculuğu varsa yatırımı var. Su bir yoldan geliyor. Öyle olunca o yolun bir ücreti var, o yolun bir şeysi var. Gönül arzu eder ki devlet, bunu devlet yapacak ancak. Devlet suyun üzerine yatırım yapıp o yatırımın belki bir ücretini talep edebilir. Devletin sudan para kazanmaması gerekir. Ama devlet de belediyeler de sudan para kazanıyorlar. Bu darül harpte caiz, yapacak bir şey yok. Hadis ve bilgilerde ilim ehlileri övülmektedir. Bu ilim hayretten hayrete geçme ilmidir, fenni ya da dini ilmidir, dünün fazileti nedir? Övülen ilimler genelde dini ilimler ve fenni ilimlerdir. Tabi bu tasavvufi ilimler de övülür. Bu noktada ilimleri ayırt etmek hoş değil, ilim ilimdir. İlmin her dalı övülür. Kişi kendi çocuğunu ateşten hesap gününden kurtaramaz dediniz. Peki kişinin yaptığı zikrin, ibadetin, kazandığı sevabın annesi babası çocuğuna faydası olmaz. Muhakkak olur. Ama hesap gününde herkesin amelleri tartılacak. O yüzden herkesin amelleri tartılacaksa herkes kendi ameliyle kalacak. Bu noktada annesi babası muhakkak iyi faziletli insansa, çocuk iyi bir çocuk yetiştirdilerse, birbirlerinden faydalanacak bir iyi bir hayırlı bir evlat yetiştirdiyse, o çocuğun faziletinden o kimse de muhakkak faydalanacak. Bayan kardeşler için vakıf binamızda Kur'an-ı Kerim, Arapça fıkıh ve kelam dersleri verilmesini istiyorlarmış. Nasıl tevbe edilir? Edilen tevbeye nasıl sadık kalınır? Bir günahı işleme yeter. Hangi günah? Yalan söylüyorum. Hiç yalan söylemem. Kimi zaman manevi huzurumu kötü etkilerin içimi daraltan kötü duygular geliyor. Kalbime kıskançlık gibi engel olmaya çalıştığım halde kendimi eli kolu bağlı hissediyor. Kendimi onun etkisinden alıkoyamıyorum. Vicdanım çok rahatsız. Ne yapmalıyım? Kıskançlığın durumuna göre bir insan eşini kıskanıyorsa hakkı rahatsız etmediği müddetçe. Hayatımızda, uykumuzda, özellikle dinimizde disiplini, iradeyi nasıl sağlayabiliriz? Uyku disiplini neye göre oturtmalıyız? Herkes kendi hayatına göre disiplin edecek. Namazların vakitleri, saatleri belli, dersler belli, ibadetler vakitleri belli. Hazreti Mevlana Sufi vaktin çocuğudur der. Vaktin çocuğuysa o zaman biz hangi vakitlerde ne ibadetlerin olduğunu biliyoruz. Kendimizi bu noktada disiplin etmeliyiz. Kendimizi o vakitlere uydurmalıyız. Eğer kendimizi o vakitlere uyduramıyorsak kendimizi disiplin edemiyoruz demektir ki o zaman bu disiplinsizlik bizim bütün hayatımızın her safhasını ele alır, ele geçirir ve biz bu noktada disiplinsiz bir insan oluruz. El-Fatiha.